Herkese selamlar. Bugün Duman Bambaşkan'ın hem solosunu hem ritmini inceleyeceğiz. Birçok şarkı yaptık Duman'ın YouTube'da olmayan. Bundan sonra Of'u yapmayı düşünüyorum. Eğer abone olup destek olmak isterseniz çok seviniriz. Sırf Duman değil, Şebnem Ferah'tan da yaptık, Demir Demirkan'dan da yaptık. Cover videoları yapıyoruz. Önemli insanların hayat hikayelerini anlatan müzik dalında. Onların hikayelerini yapıyoruz. Abone olup destek olmak isterseniz çok sevinirim. Fazla uzatmayalım. Tipim için de kusura bakmayın. Daha yeni kalktım. Direkt dün bir aboneme söz vermiştim yarın yapacağım diye. Çünkü dün duydum. Yani bir kişi istedi. Ben de hemen yapayım dedim o zaman. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi hemen girişte sözlerini söyleyerek gideceğim. Bu yanlış gördüm. Bak sonra yanlışım da re majörle başlıyoruz. Yanlış gördüm. Baksana. Olup biten bambaşka. Yani re majör. Do diyez majör. Sol majör. Ve mi minör akorlarımız. Nerede geliyor? Yanlış da re majör. Olup biten bambaşka da olup da do diyez majör. İçimde de sol majör. İçimde iyisinde. Biçimdenin de çeyresinde mi minör. Tamam. Sonra yalan dolan. O yalan kısmında y'sinde re majör. Neler gizlin neler kısmında do diyez majör. Çözüm yok kısmında çözümde sol majör. Belki gücüm yok kısmında da gücümde de mi minör. Sonra ölüm yoktan ritme giriyoruz. Bu ölüm yok kısmındaki ritim. Şimdi başta çift gitar var gibi. Yani ben bu dediğimi yapan var. Tek üst bir şekilde vuran. Bir de ritmi çalan bir gitar var gibi. Bu zaten ölüm yok kısmında anlatacağım ritme. Alta bir tane sus koyarak o gelişteki ritmi de yapabilirsiniz. Orada gösteririm. Şimdi bu ölüm yok ucunda ölüm yoka başladığımızdaki şu sol majöre başlıyoruz. Bir kere ritmi gösteriyorum. Şimdi ben ritmi farklı çalıyorum çünkü şarkı çok güzel, ruhunu aldı mı ne çaldığını çok bilmeden çalıyorsun, cidden ellerine sağlık, çok harika bir şarkı olmuş. Şimdi ilk başta nasıl nakaratı oturttuğumu ben bir söyleyeyim ritme, sonra değiştirmeyelim. Ritim şöyle. Tamam. Şimdi üst, biraz boşluk verdim. Üst, alt, alt, üst, alt, üst, alt. Tekrar söylüyorum. Üst, biraz boşluk veriyorum üst, ilk üstten sonra. Üst, üst, alt, alt, üst, alt, üst, alt. Yani tamam olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan sonra mi minör. Yani ölüm yok yaptık. Ucun, ölüm yok ucunda kısmında sol majör. Sonra ölüm yokun ölümünde mi minöre girdik. Sonra nakaratta inkar eder derken o eder kısmında sol majöre giriyoruz. İnkar eder. Şimdi inkar eder söylerim yaptık aynı ritimle. Sonra aslım bozukta. Aslım bu. Sonra sol majör. Sonra mi minör. Sonra gene aynısını yapıyoruz. Sol majör. Si minör. Sol, la majör. Mi minör. Tamam. La majörü şöyle basıyoruz. Re teli 2, sol teli 2, si teli 2. Sol majör şöyle göstereyim. Fa majör zaten biliyorsanız sol majör notayı şuraya koyun. Okey. Şu la, si minör. Şu 5. perdede si notasını aldım. La minör kalıbını aldım. Yere taşıdım. Si minör. Tamam. La majör dedik zaten. Zaten mi minörü hepimiz biliyoruz. Bunu iki kere tekrarladık bu ritim şeklinde. Şimdi en son yarım kalan hayallerin uçar gider bölümünde de mi minördeyiz zaten. İkinci kısımda tekrarladığımız en son mi minör oraya denk geliyor.
Sonra bu ikinci uçar giderin başında re majör giriyor. Tamam. Yani şöyle oluyor. Burayı ben şimdi iki farklı türde denk getirdim kulağıma. Yani bir do diyez var. Do diyez var. Re majör bastım bir. Sonra da ondan sonra şöyle bir kalıp kullandım. Do diyez yani la teli 4. perde, re teli 3. perde, sol teli 4. perdeyi bir kullandım. Bir bu var. Bir de re majörden sonra direkt do diyez majör yapmak var. Benim ikisi de kulağıma göre iyi geldi. Ben burayı biraz şöyle bitiriyorum. Gibi. Yani buradan sonra da bakayım bir şöyle hemen. Pardon böldüğüm. Şimdi buradan sonra da siz kendi kulağınıza göre, şimdi şuradan re majörden sonra bunu yapabiliriz. Ya da do diyez majör yapabiliriz. Bundan sonra en bitiş akoru da si bemol minör olabilir. Yani şöyle basmanız gerekiyor. Şurası si minördü ya. Si notası. Si bemol minörde. Şöyle yapmamız gerekebilir. Son bitiş nota, bitiş akorumuz, pardon notamız, akorumuz. Bu olabilir. En azından benim kulağım böyle duyuyor. Şimdilik yalnızsa kusura bakmayın. Ama başka bir akorda sol majör olabilir. Bitiş akoru olarak. Anlaşıldı mı ve birkaç seçeneği gösterdiğimi düşünüyorum. Siz o son akoru kendi kulağınıza göre denk getirebilirsiniz. Şimdi buradan sonra solo kısım var şarkının. Sol kısmına geçelim şimdi. Size ondan sonra ritim kendini tekrar ediyor. Birazcık ara vereyim. Sonra sol kısmına geçelim. Arkadaşlar sol kısımdayız. Ben solda benim şöyle bir ayarım var. Single mind'lere geçiyor burası. Öyle yaptım. Single'a geçti. Onun dışında şu switch button'u yukarıda kullanıyorum. Amfiden de sanırım şöyle bir ayar yapmışım. Kendime. Demişim gain 4. Bass 3. 2.5-3 civarı, middle 5-6 civarı demişim, treble'da 6-5 civarı demişim. Birazcık üzerine delay ekledim. Birazcık reverb'ünüz varsa reverb atabilirsiniz. Bu. Yani. En azından böyle bir ton yaratmaya çalıştım. Hoşunuza giderse siz de kendi amfinizde kullanabilirsiniz. Hatta eğer fenderiniz varsa daha iyi sonuçlar bile alabilirsiniz. Şimdi ben soloyu şöyle kısım kısım hemen size şöyle bir detaylı şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle olacak. Orada biraz şey oldu, kusura bakmayın. Ama bu şekilde. Şimdi şöyle oluyor. Hemen ne yaptık? Burası C-teli 14'ü 2 kere. C-teli 2 kere 14'ü vurduktan sonra C-teli 15, C-teli 14, C-teli 15. Sonra kesik kesik sol teli 15'e 2 kere vuruyoruz. Tamam. Sonra re teli 15, 16, 15, 16 yapacağız. Sonra la teli 2 kere 17. Tamam yani. Ama bak tempolar önemli burada. Kesik kesik vuruşlar falan filan var. Tamam. Sonra şurası var. Pardon. Tamam. Burada ne yapıyoruz? La teli 16. Re teli 14. Sol teli 13. Si teli 14. Ve sol teli 16. Yani tekrar daha yavaş söylüyorum. La teli 16, re teli 14, sol teli 13, si teli 14, sol teli 16.
Bunu bir kere yaptık. İkincisini tek aynısını yapıyoruz ama bu sefer şurada 15'ten la til 15-16'da slide yaptık. Sonra gene aynısı yaptık. Tamam. Burası 1. Burası ilk bölümümüz. Ondan sonra şu kısım gelecek. Tamam. Şimdi bu kısımda da ne yaptık? Si teli 12, si teli 11, si teli 12, sol teli 12'ye kesik kesik 2 tane vurduk. Sonra ne yaptık? Re teli 11, 12, 11, 12 ve re teli 9'a 2 kere. Tamam. Kusura bakmayın, bir ses geldi, kesmek zorunda kaldım. Şurası şöyle oluyordu. En son burada kaldık. Yani ne yaptık? 11-12, 11-12 re teli, sonra re teli 9'a 2 kere. Sonrası devamı. Ne yaptık? Burası işaret parmağımız 9'da. İşaret parmağımız 9'da sol teli. Sonra re teli 12, re teli 11, re teli 12 yaptık en başta. Kestik. Burayı da kestik. Sonra sol teli 9 ve re teli 11. Bu şekilde bitiyor. Şöyle yavaş çalayım. Tempolu şekilde, yani o kesik kesikleri verelim. Tamam. Sonra gelen kısım re teli 8'i 2 kere, re teli 9, re teli 9'un 11'e slide. Sonra re teli 9, pardon, re teli 8, re teli 9, re teli 11'e slide ve re teli 8. Hemen tekrar çalıyorum. Tamam. Şimdi bu kısımdan sonra bu kısım gelecek. Burayı da şöyle yapıyoruz. Buraya si teli 17'ye slide'den geldim. Sonra si teli 14, si teli 15, si teli 17, si teli 14, sol teli 14. Pardon. Şimdi ilk baştaki olayı da şöyle yapmamız lazım. İlk bu girişte şöyle olacak. Bak, buradaki si teli 14 ile sol teli 14 arasında bir tane kesik koyuyor. Bu ikincisinde bu yok. Direkt şöyle. Gene bu aynısını tekrarlıyorum. Direkt geçtim. Tamam. O ikisi arasındaki fark bu. Ondan sonra acıma. Şimdi bu kısım gelecek. Pardon. Bu kısım gelecek şimdi. Ne yaptık burada? Ne yapıyorum? Hemen söylüyorum. Si teli 12, si teli 9, sonra si teli 10, sonra gene si teli 12, si teli 10 ve si teli 9. Hemen yavaş çalıyorum. Fark neyse, ilk notadan sonra bir kesik atıyorum. Sonra buraya gelecek. Sol teli 11, sol teli 10-11 arası hammer pull, hammer pull. Sonra re teli 11-9. Sonra la teli 10'dan 8'e slide. Sonra mi teli 9. Sonra la teli 8. Sonra re teli 9'dan 11'e slide, geri gel re teli 9. Tamam. Burası da bu kısım, ondan sonra şurası geliyor. Bu kısım var. Bu kısımda da
Şöyle işaret parmağımı balayı şekilde şuraya kapadım mı? Kapadık usta. Şimdi şu re teli 12, sol teli 12 yaptık. Yani re teli, sol teli ve si tellerine pardon. Re teli, sol teli ve si tellerine 12'ye vurduk. Bir parmağımda bak şuraya, şu yüzük parmağımda da şuradaki alt iki teli kapadım. 15. perdelere. Si teli 12 yaptım mı? Şimdi hop si teli 15, mi teli 15. Yani pardon. Re teli 12, sol teli 12, si teli 12. Hop 15'i kapadım. Tekrar si teli 12, mi teli 12. Sonrasında mi teli 14, si teli 15, mi teli 12, si teli 15, si teli 12, sol teli 14 ve si teli 15. Yani tamam. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Şimdi gelelim son kısma. Re telindeyiz arkadaşlar. Zaten fark etsin şarkının her yerinde bu bı 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 bı, o soluyu yani o ritmi solda kullanmış. Orası da şu şekilde olacak. Aynen. Şimdi ne yaptık burada? 16, re teli 16, re teli 13, re teli 14, re teli 16'dan 17'ye slide. Sonra sol teli 14 gelecek. Sol teli 16. Sonra si teli 15. Mi teli 14. Si teli 16'dan 17'ye slide. Sonra mi teli 14, 15 ve 17. Toplamda çalarsam yavaşça. Yani bir daha çalayım. Yani 14, 15, 17'de mi telinde 17'de bitiyor. La notasında. Arkadaşlar bugünlük anlatımım bu kadardı. Bir de Don't Cry videosunun solosunu yapayım diyorum. Don't Cry videosunu, Don't Cry şarkısının solosunu yapayım diyorum yakın zamanda. Bir tane de yabancı şarkı yapalım. Onun için çeşitli içeriklerle sizle beraber olmaya devam edeceğim. Abone olup destek olmak isterseniz çok sevinirim. Hepiniz sağlıklı günlerle kalın. Koronaya dikkat edin.